Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videoda buluşmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Anti süpürgeli cadı düzeni paylaşacağım bugün sizlerle. Bunun incelemesini yapacağız. Test edildi, 1-2 gün denendi ve güzel sonuçlar verdi açıkçası. Bu doğrultuda YouTube kanallarında, Twitter adreslerinde, Telegram'da Uluç'un oluşturmuş olduğu bu düzene paylaşanlar çok fazla sayıda çıktı ve Uluç'un ismi baya baya popüler oldu diyebiliriz arkadaşlar. Benim de aklıma hemen bir fikir geldi. Kendi takipçilerimle paylaşayım dedim. En azından 2-3 gün faydalanın. Daha sonrasında düzenin şifresi çözülür ve üçlenmeye başlar. Zaten şu anda tabii ki üçleyen bir sürü kişi oluyor ama anti süpürgeli cadıyı gerçekten durdurabilen güzel bir düzen diyebiliriz. Bunun karşılığında da videomuza bir adet like atıp kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi düzenin linkini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Düzen nasıl bir düzen? Hemen göstereyim. Arkadaşlar düzen bu şekilde. Bu düzende oynamalar yaptı Uluç kardeşimiz. Düzen normalde farklıydı. Geçen videoda biz mesela anti süpürgeli cadı düzeni oluşturalım deyip büyücü kulelerini vesaire içeri almıştık. Uluç kardeşimiz de bu şekilde merkeze 4 tane büyücü kulesini alıp bir tanesini de dış tarafa bırakmış. Kenarlarda görünmezlik kuleleri mevcut. Bu şekilde bir düzen oluşturmuş. Püskürtücüleri de devokla indirmesi biraz daha zor bir noktada oluşturmuş diyebiliriz. Düzenin görseli bu şekilde. Şimdi buradan çıkış sağladığımızda arkadaşlar sizlere savaş günlüğünü de göstereyim. Uluç'un klanda 3 tane hesabı bulunmakta. Şu an baktığınızda bir tanesi 5944'te, bir tanesi 5916'da. Diğeri de 5880'de. Yani kullanılan bu düzen böyle düşük kupalarda kullanılan bir düzen değil. Üst kupalarda kullanılan bir düzen. Ve şunu da paylaşmak istiyorum. Süpürgeli cadıya karşı güzel verim veriyor. Ama diğer ordularda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Onu da bahsedelim. Tabi diğer orduları durdurduğu saldırılar da var. Hemen savaş günlüğüne geçecek olursak. Bakınız ilk olarak ekrana vermiş olduğum düzende süpürgeli cadı klon büyüsüyle harmanlanmış. Ve buradan %91 almış rakibi. Alt tarafta orman minici durit spamı var. Burada üçlenmiş. Alt tarafında hemen bir daha süpürgeli cadı saldırısı var. Burada da %87 almış rakibi. Şimdi devam edecek olursak tekrardan bir süpürgeli cadı klon saldırısı geliyor. %78 vermiş. Bir tane daha süpürgeli cadı saldırısı var. Burada %75 vermiş. Alt tarafta bir süpürgeli cadı saldırısı daha var. Burada da %74 vermiş. Bu 3 tane saldırı baya baya düzen tutmuş yani. Daha sonrasında devam edecek olursak burada tekrardan bir klonlu süpürgeli cadı saldırısı görüyoruz. %98'de bırakmış arkadaşlar. Orman minici druid olarak karşımıza çıkıyor diğer saldırı. Burada köy fullenmiş. Birazcık orman minici druid de tutunamıyor diyebiliriz. Ejder saldırısı gelmiş. Ejder ejder binici kombinasyonu %88 bırakmış. Ejderi de durdurmuş açıkçası. Sonrasında tekrardan bir süpürgeli cadı klon çıkıyor karşımızda. %86'da kalmış rakibi. Baktığımızda orman binici Durit'e tekrardan teslim olmuş. Fullenmiş. Alt tarafta tekrardan bir orman binici Durit spamı var. Burada da köy fullenmiş arkadaşlar. Sonrasında bir süpürgeli cadı Yıldırım ve klonla karşımıza çıkıyor. %69 bırakmış. Alt tarafında bir ejder saldırısı bu sefer fullenmiş arkadaşlar. Ve son olarak bir tane daha süpürgeli cadı sarmaşık klon saldırısı görüyoruz. Burada da %72 vermiş. Şimdi dün yapmış olduğumuz bir klan savaşı var. Bu klan savaşında da hemen uluçun düzeninin dikkatini çekmek istiyorum. Buradaki savunma bölümüne basıyoruz. Savunma bölümüne bastığımızda alt tarafa doğru iniyorum arkadaşlar. 6. sırada bakın uluçun hesabı var. 6 kişi saldırmış. Yani köyün düzeni 6 kişiyi birden tutmuş yani en sonunda fullenmiş tabii ki ama yani baya baya başarılı. Bu doğrultuda yani düzeni de dedim sizlerle paylaşayım. Herhangi bir karşılığı vesairesi yok sadece alın buyurun deneyin. Tabii tutmayanlar olur belki her saldırıda fulleneceksiniz ama yani düzen baktık, test ettik, bayağı başarılı oldu. Bu doğrultuda da sizlerle paylaşmak istedim. Şunu da paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 3-4 gün önce ben 2 tane düzen oluşturmuştum hatırlarsanız. Belki videoyu izlemişsinizdir. Mesela bir tanesi buydu arkadaşlar. Bu düzeni kullanmıştım. Bu düzenin yanı sıra bir tane daha düzen yapmıştık. O da hemen bunun yan tarafındaydı. Onu da göstereyim. Bir de bu düzende arkadaşlar. Bu düzendeki oluşumları ben kendim yapmıştım. Bu düzen nasıl verimli oldu mu? Bunu da göstereyim arkadaşlar. Burada da hemen savaş günlüğümüze geçmemiz gerekiyor. Savaş günlüğünde bugün mesela bir saldırı yemişim %82 vermişiz. Bu saldırı neymiş? Hemen bakalım. Evet süpürgeli cadıyla birisi fullemiş. Gördüğünüz gibi sarmaşıklı girmiş. Ama yine bir süpürgeli cadı saldırısı %82 alınan burada tutmuş mesela. Hemen şöyle savaş günlüğünden bir gün öncesini göstereyim. Bir gün öncesinde de BKB isimli bir oyuncu saldırmış. %80 almış. Alt tarafta Koroş Kabir diye birisi saldırmış. %89 almış. Ve JSHHTCH -H diye birisi saldırmış. O da %97 almış. Yani günlük 8 saldırıda 3 saldırıyı durdurmayı başarmış bizim düzende. Bence kötü değil. En azından 320 yedirmemiş. Benim bu oluşturmuş olduğum düzenleri almak isterseniz de Discord'umuza gidip sol taraftaki köy binası 16 düzen bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da paylaşmış olalım. Uluç'un bu düzeninde dediğim gibi yoruma sabitledim. Oradan direkt linke tıklayıp alabilirsiniz. Eğer ki baktık linke tıklanmıyor. Bir sıkıntı var. Bu sefer Discord'umuza yine bu düzeni de atacağım. Onun da haberini vereyim. Oradan alım yapabilirsiniz. Bu arada şunu da paylaşmış olalım. Eğer ki Uluçum düzenini veya benim düzenimi kullanmak istiyorsanız savunma olarak arkadaşlar Titan, cadı ve kelle avcısı alıyorsunuz savunma kalesine. Şimdi sizlerle süpürgeli cadı saldırısı gerçekleştirmek istiyorum. Kombinasyonun bu şekilde. Açıkçası ben en çok süpürgeli cadıda yarasa desteğini seviyorum arkadaşlar. Zaten süpürgeli cadılar büyücü kulelerini temizlediği için yarasalarla sonraki temizlik çok çok kolay oluyor. Ekipman olarak da şunu paylaşmak istiyorum. Barbar kralınızı arkadaşlar dev eldivenin yanına dikenli topunuzun seviyesi güzelse kullanabilirsiniz. 20 seviye yine iş yapacaktır diye düşünüyorum ve Barbar Kralı alıyorum. Çünkü Barbar Kral dışarıdaki binaları temizliyor ama hani ola ki yarasalarınız patladı, kraliyet öldü diyelim. Sadece binalar kaldı. Süreden patlayacaksınız. Barbar Kralın özelliğiyle birlikte ulaşamayacağınız noktadaki binalara hasar vurup indirebiliyorsunuz. Şimdi buyurun gelin savunmamızdan sonra saldırımıza geçelim. Saldırıda nasıl bir taktik izliyoruz? Zaten bolca paylaşım yapmıştık. Kraliçede bir dev okumuz var. Bu dev okla birlikte görünmezlikleri aktif edeceğiz arkadaşlar. Bakınız Barbar Kralımın gönderimini şu yan taraftan yapıyorum ve arkasına kraliçemi bırakıp hemen özelliğini basıyorum. Merkezdeki görünmezlikler aktif oldu. Yan taraftan göndermiş olduğum süpürgeli cadılarla birlikte de yavaş yavaş savaşımı başlatıyorum. Şuradan hemen süpürgeleri attık. Barbar, bar. kraliyeti de buradan atıyorum abi. Kelleleri de gönderdim. Bir koruyucu özelliğini patlattım. Buradan Zeppelin merkeze gidiyor ve belediye binası rahatlıkla iniyor. Öfkeyi de birazcık süpürgeli cadılara doğru attım ki onlar da öfke büyüsünden nem alansın. Merkez taraf darma duman edildi. Sol taraftan kraliyet şampiyonumuz ilerliyor. Buradaki ilerleyişin biraz daha devam etmesini istiyorum. Tilkimiz öldü. Hiç problem yok. Zaten tekli cehennem kulesi olduğu için sıkıntımız yok. Arka taraftan büyücü desteklerini verdim. Buz golemler çıkmış durumda arkadaşlar. Zaten şu an yarasaları atmama gerek bile yok. Köy fullendi. Şimdi iskeletler çıkıyor bu noktada. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini basmadım. Beklemedeyim. Buz golemi patlattık. Şimdi burada bir tane dondurmamızı buyurun kullanalım. Daha fazla uğraştırmak istemiyorum açıkçası. Kraliyet şampiyonuna özelliğini bastım abicim. Hemen devreye giren binicilerle birlikte ilerleyişimiz devam ediyor. Rakip kraliyete ulaşmaktansa burada iskeletler ve barbar kral bizi yordu. Ama bunların ölümünden sonra rakip kraliyete de sıra geliyor. Yarasaları atmadan, dondurmaları atmadan net bir 3 yıldız alıyoruz. Barbar kralın özelliğini bastım. Bakın demek istediğim buydu. Mesela bütün kahramanlar öldü etti. En sonunda dikenli top gerçekten güzel bir verim veriyor diyebiliriz. Çoğu büyümüzü atmadık. Sadece bir tane dondurma kullandık. Onun dışında çok rahat bir şekilde 3 yıldızla bu orduyla ulaşıyorsunuz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.